Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fehmen ve ihlasan ve alhiqna bis salihin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvid emri ila Allah. İnna Allah basir bil ibad. Evet arkadaşlar, usulü fıkhın mevzuuna geldik. Neyi gördük şu ana kadar kısaca? Usulü fıkhın tarihini gördük. Tarihi dönemlere ayırdık. Efendimiz döneminde nasıldı usulü fıkhın? Ondan sonra sahabe döneminde nasıldı? Tabi'in döneminde nasıldı? Özellikle mezhep imamları döneminde kaldık. Ve mezhep imamlarını biraz daha geniş aldık. Çünkü mezhep imamları döneminde artık kitabi olarak teşekkül etmeye başlamıştı. Kitap olarak. Mesela işte o dönemde yazılmış usulü fıkhın eserlerini gördük. En sonki birkaç ders önce ne yaptık? Artık Hanefi ve mütekellim ve fukaha diye ayırdığımız metotlardan bahsettik. Hanefi silsilesinden, Hanefi usul kitaplarının nasıl geldiğini, günümüze kadar nasıl bir sistematik içerisinde geldiğini gördük. Ondan sonra mütekellim metodu dediğimiz Şafilere ait kelamcıların metodunu gördük. Ve bu iki metodu bir araya getiren, ne diyorduk o metoda? Evet, memzuç metodu değil mi? Mezc etmek zaten, birini cem etmek, mezc etmek, karıştırmak manasında. Bu iki metodu gördük. Fukaha metodu, Hanefilere ait metot daha zordu. Mütekellim metodu, Şafilere, diğer mezheplere ait. Memzuç metot daha sonraki metot. Peki neden memzuç metoda geçiş olmuştu demiştik? Yani artık bir dönemden sonra insanlar artık hep memzuç metotla yazmaya başlamıştı. Bu metot dediğimiz kitabı yazım şekli, yoksa meselelerle alakalı değil. Yazım yöntemi yani. Memzuç metotta niye öyle bir şey vardı? Çünkü memzuç metot daha kolaydı. Yani mütekellim metot daha kolay olduğu için insanlar daha sonra o kolay yöntem üzerine yazdı. Fakat Hanefi ile diğer mezhepleri karşılaştırarak, karşılaştırmalı olarak kitap yazdılar. Yani bir mezhebe has değil de işte onlar böyle diyorlar bu meselede, biz böyle diyoruz gibi bu şekilde ne yaptılar? Meseleleri ele aldılar. Sonraki dönemlerde hep daha çok bu tarz eserler yazıldı. Aslında cumhur çoğunluk, ama şimdi Hanefi'ye karşılık cumhur diyorsak demek ki Hanefi dışındaki diğer mezhepler. Ama bazen mesela der ki Şafii bu konuda böyle diyor ama cumhur böyle diyor. Ne anlıyorsun? Şafii'nin dışındaki çoğunluk. Ama bu meselede, usul meselelerinde evet cumhur Hanefilerin karşılığı. Çünkü Hanefiler genelde bir görüşte, cumhurun usulü biraz daha farklı. Ama cumhur demek çoğunluk demektir yani. Biz genelde örneğin bu bizde ıstılah gibi. Dersin ki cumhur mesela ittifakı dediği gibi. Mesela bu meselede şu şöyle diyor. Ondan sonra diyorsun ki cumhur böyle diyor gibi. Evet. Şimdi ne yaptık? Bu tarihi gördük. Sonra geldik. Son iki dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Usulü fıkhın tarifini. Tarifi iki derste aldık. Hangi açılardan aldık tarifi? Bir, izafet terkibi halinde bir isim tamlaması şeklinde. Dolayısıyla kelime kelime aldık. Sonra en son dersimizde nasıl aldık? Onun bir kalıplaşmış bir alem, yani özel isim şeklinde. Abdullah gibi demiştik değil mi? Bu şekilde ele aldık. Şimdi usulü fıkhın mevzuu nedir? Mevzu. Mevzu dediğimiz şey ne için vaaz edilmiş? Bir de mevzu konudur aslında. Konu manası, ama burada konu mesail gibi değil. Ele alacağı meseleler anlamında değil. Göreceğiz, daha farklıdır. Bir şeyin mevzu demek onun avariz-i zatiyesidir. Şimdi avariz-i zatiye ne demek? Yine burada da sevdiğimiz mantık ilmine gireceğiz. Evet. Malumdur ki, o yüzden ben size ilk bu işe başlarken ne yaptım? Önce size mantığı anlattım, biraz özetledim. Niye? Çünkü işi dönüp dolaşıp oraya geliyor. Usulü fıkha giriyorsanız oraya geliyor. Malumdur ki bir ilmin diğer ilimlerden temeyyüzü, yani diğer ilimlerden ayrıldığı şey mevzu itibariyledir. Yani diğer ilimleri birbirinden ayıran şey nedir? İlimleri birbirinden temayüz ettiren, ayıran şey onun mevzudur. Her ilmin kendine mahsus bir mevzu olduğu gibi, yani ne için vaaz edilmiş o ilim, ne için koyulmuş? İlm-i usulü fıkhın mevzu nedir arkadaşlar? İlm-i usulü fıkh da mevzu da edille ve ahkam-ı şer'iyedir. Demek ki ilm-i usulü fıkhı deliller ve şer'i hükümler için vaaz edilmiştir. Usulü fıkhın mevzuunda ulema-i usul ihtilaf etmişler. Yani usul alimleri ilmi usulü fıkhın mevzu nedir diye ihtilaf etmişler. Bazıları edille demişler sadece. Bazıları ahkam-ı şer'iye demişler. Bazıları ikisi de demişler. Bazıları usulü fıkhın mevzu yalnız edilledir. Bazıları yalnız ahkamdır. Bazıları da edille ve ahkamın mecmudur. İkisi birliktedir demişler.
Bu üçüncü fikir mevzu tabirinin mahiyet ve tarifine daha muvafık olduğu cihetle biz de bu fikri tercih ettik. Çoğunlukla bunu tercih ediyor. Bu ilmin, bir ilmin mevzuu nedir arkadaşlar? O ilimde hangi şeyin ahvalinden bahsediliyor ise işte o ilmin mevzuunu o şey teşkil ediyor demektir. Şimdi sizin de okuduğunuz alanlardaki ilimlerin mevzuunu soracağım size. Muhtevası yani. Ya, o ilmin muhtevası diyebiliriz. Aynen muhtevası diyebiliriz ama ele aldığı meseleler değil. Yani o ilim hangi şeyden bahsediyor ve hangi cihetle? Şimdi bir hangi şeyden bahsediyor? Mesela usulü fıkıh ilminde edille ile ahkamın hallerinden bahsediliyor. Arazından bahsediliyor. Araz ne demek burada bahsedeceğim. Şimdi aşağıda söyleyecek zat. O yüzden burada girmiyorum. Bahsolunduğu cihetle edille ile ahkam bu ilmin demek ki mevzunu teşkil etmiş oluyor. Ve bir de bir ilimde kendi mevzuunun zatından, mahiyet ve hakikatinden bahsolunmaz. İşte arız o yüzden dedi yukarıda. Şimdi biz eşyayı zat ve araz diye ikiye ayırıyoruz değil mi? Bir şeyin zatı nedir? Onu o yapan mahiyetidir. Yani onu o yapan şey. Özü. Aynen. Bir de onun arazı vardır. Yani sıfatları, özellikleri vardır. Harici özellikleri vardır. Zata bağlı özellikleri vardır. Mesela insanı insan yapan şey canlılıktır mesela. Akıldır diyelim. Ama onun dışında özellikleri vardır. Mesela gülme özelliği. İnsanı diğer canlılardan ayıran yine bir özelliktir bu. Mesela bu zata bağlı bir arazdır. İşte bunlar insanın sıfatları gibi düşünün. Ve bir de bir ilimde kendi mevzunu derek bu cihet o ilimde müsellem addolunur. Ondan başka bir ilimde bahsolunur. Buna binaendir ki usulü fıkıhta edille-i şer'iyenin esası olan, bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in zatından bahsolunamaz. Usulü fıkıhta şer'i delillerin esası olan Kur'an'ın zatından bahsetmeyiz biz. Mesela Kur'an kitabı semavi midir? Semavi kitap mıdır? Hakaiki amuzu ümem Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir mucize-i bahiresi midir? Kur'an mucize midir? Kur'an semavi bir kitap mıdır? Gibi konular usulü fıkhın daire-i bahsinin haricindedir. Hocam Kur'an-ı Kerim niçin zatından bahsediyor? Şimdi onu diyeceğim. Mesela şöyle düşün. Tıp ilminin konusu nedir? İnsan vücudu değil mi? Peki insan vücudunun zatı mıdır? Kendisi midir? Mesela insan nasıl yaratıldı? İnsan nereden geldi? İnsan nasıl bir varlıktır? Bu mudur? Yoksa zatına bağlı insanı insan yapması itibariyle onun arazları mıdır? Yani bir açıdan, ne açıdan o? Araz dediğimiz o. Bir sağlık açısından. Yani insanın çünkü pek çok ciheti var. Biz onun zatını kastetmiyoruz, zatını istemiyoruz. Biz onu o ilimde kullanacağız çünkü değil mi? O ilimdeki kullanım amacı itibariyle istiyoruz. Mesela uçak diyorsun değil mi? Uçakla alakalı. Şimdi desem ki Nurcan sen işte uçak üzerine okuyorsun havacılık. İşte oradaki senin o ilmin mevzu uçağın zatı mıdır? Kendisi midir? Yoksa ney mesela uçak nasıl uçurulur veya nasıl üretilir veya nasıl yapılır? Yani o ilimde senin işine yarayacağı şekil midir? Budur. Dolayısıyla bir ilimde ne yapılmaz? O ilmin konusu olan şeyin zatından bahsedilmez. Bizim zatıyla bir işimiz yok. Biz, o yüzden yukarıda arazından dedi, hallerinden dedi. O zata bağlı olan hallerinden ve arazından bahsedilir. Kur'an-ı Kerim'i zaten şundan dolayı bahsedilmez. Bu oradan müsellemattan arz olunur. Mesela insan vücudu, yani insan vücudu zaten bu ilmin temeli. Yani insan vücudu ele alınır mı, insan vücudu gerekli midir, değil midir? Biz bunu istemiyoruz ki, bunu zaten kabul ediyoruz. Sonra insan vücudundan bu alanda nasıl faydalanabiliriz diye bakıyoruz. Yani şunu konuşmuyoruz artık tıp ilmine geldikten sonra Veysel. Demiyoruz. Ya insan vücudunu tıp ilminde kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Bunu konuşmuyoruz artık. Bu müsellem bir şey. Yani o ilmi, bu ilmi insan vücudu üzerinde zaten kurulmuş. Biz bunu kabullenmişiz. Şimdi diyoruz ki mesela fıkıh ilminde delilimiz Kur'an'dır. Ya Kur'an acaba mucize midir? Kur'an Allah'ın kelamı mıdır? Zaten bunları kabul ettiğimiz için biz bunu aldık. Yani mesela diyorsun ki işte uçak bu iş için önemli midir? Uçak ele alınmalı mı? Veya da havacılık için uçak mıdır sebep? Ya bunu daha konuşmuyorsun. Bunlar müsellemattan addolunur. Müsellem kabul edilir. Yani herkes bunu kabul eder zaten doğruluğunu. Kur'an-ı Kerim'in zatına ait mebahis-i mezkurenin yeri ilmi kelamdır. Bu kelam ilminde konuşulur. Bunlardan orada bahsolunur. İlmi usulde ise Kur'an'ın neyine bakılır? Hangi cihette dedik ya? Ahvali ve arazı.
Hangi cihetle bahsederiz biz Kur'an'a? Usulde ispat-ı ahkama raci olan, yani hükümleri ispat etmemize yarayacak olan arazlarından ve ahvalinden, hallerinden bahsedilir. Mesela deriz ki am mıdır lafzı, has mıdır, hakikat midir, mecaz mı var burada? Bunların hükümleri nedir? Peki bunlar birbiriyle çelişir gibi görünürse hangisini tercih etmemiz gerekir? Gibi şer'i ahkamı ispata sebep olan hallerinden bahsetmektir. Değil mi? Yoksa tıp ilminde de tıp ilminin kendisi değil. O şey insanın kendisi değil. İnsanın o sağlığını sağlamada bizim işimize yarayacak özellikleri. Bu özellikleri üzerine. Yoksa insanı meydana getiren şeyler, insan vücudunun mahiyeti bunlardan bahsetmiyoruz. Mevzu tabirinin mantık ıstılahından olmak üzere ikinci bir manası daha var. Bu her ne kadar sadetten hariç ise de bununla evvelki mana ıstılahı arasında bir iltibas, bir bağ var. Bu iltibası ref için mevzuun bu ikinci manasında mücmelen beyan etmek icap ediyor. Şöyle ki ilmi mantıkta sıdka, kizbe ihtimali olan söze ne denir? Lafızları kaça ayırıyorduk biz? Bir doğruya yanlışa ihtimali olan lafızlar, doğruya yanlışa ihtimali olmayan lafızlar. Kaziye zaten bir cümle, bir söz. Bu doğruya yanlışa ihtimali varsa ihbari cümleler, haber veren cümleler, haberi cümleler açıdan değil mi? Eğer doğruya yanlışa ihtimali yoksa inşai cümleler diyoruz. Şimdi diyor ki burada da falan geldi. Sen diyorsun hayır yalan söyledin gelmedi diyebiliyor musun? Diyebilirsin veya doğru söyledin geldi diyebiliyorsan bu ihbari cümle. Bu şudur gibi kelam ihbarilere kaziye namı verilir. Bu bir kaziyedir, cümledir. İşte bu kaziyenin cüz-ü evveline, birinci cüz'üne biz mevzu diyoruz. Cüz-ü sanisine de mahmul denilir. Ne demek mevzu ve mahmul? Bahsetmiştim size. Bu özne ve yüklem gibi düşünün. Mevzu öznedir, mahmul de yüklemdir. Çünkü mahmul nedir? Hamledilen şey. Mesela Ali geldi. Hamledilen şey ne? Yüklenen şey, yüklenen şey ne? Ali. Ali değil. Yüklenen şey, yani yüklenilen Ali. Gelmek. Gelmek. O mevzu ne? Vaaz edilen şey, yüklendiğim işte öznesi. İşte Ali olmuş oluyor. Ali'ye ne yüklüyoruz? Ali'ye neye hamlediyoruz? Gelmeye hamlediyoruz. İşte mantıkçılar buna mevzu mahmul diyor. Belagatçılar müsned müsned ileyh diyor. Bahsetmiştim size. Nahiv ilminde ona da ne diyeceğiz? Müpteda haber diyeceğiz arkadaşlar. Fiil fail diyeceğiz. Bunlar ıstılah. Evet. Mesela fazileti ilmiye, serveti maneviyedir sözü. Bir kaziye, bir cümledir bu. Bunun cüz'ü olan, cüz'ü ula olan, birinci cüz'ü fazileti ilmiye mevzudur. İkinci cüz'ü olan serveti maneviye ise nedir? Bir yüklem yani mahmuldür. Yani onun terkibi tavsifisidir. Vasfeden bir terkibi. Dir, dir, dir edatı da edat-ı rabıttır. Aralarındaki rabıt da dir, dirdir. Mevzu bahs dediğimiz, bahis mevzu, mevzu mesele, meselenin mevzu gibi muhaveratta müstamel olan, konuşurken bizim kullandığımız tabirat arasında geçen mevzu kelimesi işte hep bu manadakidir. Yani olayın mevzuu, yani dayandığı, hamledildiği, hamledilen şey. Bununla yukarıda tarif edilen mevzu ilmi işte bu surette tefrik ve temeyyüz etmemdir. Yani bizim yukarıda kastettiğimiz mevzuyla normal işte Türkçe'de istimal ettiğimiz mevzu birbirinden farklı. Yukarıda bir ilmin mevzu ne demek olduğunu tarif ederken dedik ki araz-ı zatiyesinden bahsolunur. Bir ilmin mevzu arkadaşlar onun araz-ı zatiyesinden. Mesela insan vücudu zattır ama onun zatından değil. Zatına bağlı olan hallerinden, sıfatlarından yani sağlığa bakan yönlerinden bahsediyoruz. Biz bunu araz-ı zati diyoruz. Peki araz niye zati dedi? Araz, araz arkadaşlar, araz-ı zatiye tabii çoğul. Arab. Araz'ın cemidir. Araz, lügatte bir şeye lahik olan, ona arız olan, ona bitişen, ilişen, hal ve sıfat demektir. Şimdi biraz zihninizde böyle zat, araz oturdu mu yani? Zat ve araz. Yani ona bitişen hal gibi. Her şeyin bir zatı var. Bir de ona bitişen araz var. Mesela taşın bir mahiyeti var. Taş, ona bitişen araz. Mesela ne? Sertlik. Sertlik onun bir sıfatıdır, özelliğidir. Suyun mesela su bir mahiyeti var. Suyu zaten su yapan şeyler. İşte bir şeyin zatını tespit etmek çok zordur. Kur'an-ı mesela, Kerim'in zatını kemalde kelamda tartışıyorlar. Tabii her şeyin zatı. Çünkü bir şeyin zatı demek onun mahiyeti. Tabii. Niye arkadaşlar? Bakın bir şeyin zatı demek onun mahiyeti.
bir şeyin mahiyetini bilmek mümkün mü değil mi konusu tartışılıyor. Bazı alimler diyor ki bir şeyin mahiyetini bilmek mutaazzirdir. Yani mümkün değil. Çünkü bir şeyin mahiyetini yani bilmek için nefsül emirde, yani hakikatte ona muttali olman lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Biz ilimde kullandığımız cihetle ona bir mahiyet biçim ifade ediyoruz. Mesela taşı taş yapan şey onun mahiyetidir. Ama onun bir de arazı vardır. Arazı vardır. Bu araz da ona layık olan, ona bitişen özelliklerdir. Zaten örnek verildi mi söyleyeceğim bilimler? Mesela insan için ne konuşuluyor? İnsan deniyor ki insanı insan yapan, diğer canlılardan ayıran ve o olmasa insani özelliği olmayan iki şey söylüyorlar. Mesela mantıkçılar bu şekilde veya da felsefeciler diyor ki düşünmek ve canlı olmak. Araz olmuyor mu? İnsan arazı. Araz dediğimiz şey, araz olmasa da insan olur. İnsanın zat dediğimiz şey o olmadan insan olmayacak. Ama gülme özelliği, gülmek bir arazdır. Gülme özelliği bir arazdır. Yine insana has bir özellik mesela. Arazdır. İlle insana has olmak zorunda değil. Başka canlılarda buna biz araz has diyeceğiz, diğerine araz am diyeceğiz. Gülme olmasa da yine insan insan olur muydu? Yine olurdu. İşte buna araz diyorlar. Araz dediğimiz şey, onun bir sıfatı, bir özelliği böyle ayırıyor. O olmasa da o canlı olmaya devam eder. O varlık varlığı devam eder. Ama gerçekten insanın özelliği canlılık ve mahiyeti sadece canlılık ve düşünme ve yani fikir, düşünme, konuşma ve aynı şekilde şey midir? Canlılık mıdır? Bu iki şey midir sadece? Yani bu anlamda tartışabilirsiniz. Yani varlıkların mahiyetini oluşturmak zor. Ama biz neden varlıkların mahiyetini araştırıyoruz? Onları tarif etmek için. O yüzden deniyor ki ya bizim varlıkların mahiyetini %100 bilmemize gerek yok. Tarif etmek. Çünkü tarifin amacı ne? O şeyi zihne yaklaştırmak. Yani zihne ne olduğunu göstermek onun, değil mi? Mesela Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken Kur'an-ı Kerim'in zatını, arazını ortaya koymaya niye çalışıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i ne olduğunu zihinlere takrib etmek için. Dolayısıyla bu takrib gerçekleşiyorsa bizim orada zatı budur, arazı budur dememiz mümkündür yani. Evet. Şimdi ıslahta nedir araz? Bir şeyin mahiyetinden hariç. Bak işte daha demin dediğim şey. Bir şeyin mahiyetinden hariçtir fakat ona mahmuldür, ona bitişmiştir, ona hamledilmiştir. Buna arkadaşlar ne denir? Araz. Mesela insana nispetle, mesela bak daha demin dediğim, insana nispetle dıhkiyet, dıhk mesela dahikiyet bir arazdır. Gülmek. Gülmek bir arazdır. Çünkü dıhkiyet veya dahikiyet insan mahiyetinden hariç. İnsanın mahiyetinden biri değil. Yani bu olmasa da insan olur. Mahiyet dediğimiz o. Yani ma huve huve. Onu o yapan şey. Mahiyet oradan geliyor arkadaşlar. Mahiyet ma ve hiye kelimelerin birleşimi. Ma hiye hiye. Yani onu o yapan şey. Bu Arapçada hiye zamir o demek. Ma da o şey ki. Manası da bir ismi mevsul. Ma o şey ki hiye. Yani o şey. Yani onu o yapan şey. Manasında bu kelime bir kelime olup Türkçe'de istimal olunmuş. Aynı şey gibi. Ma la ya'ni. Ma la ya'ni şeyler konuşmuyor da o da öyle. Ma o şey ki la değildir ya'ni. Alakalı değildir. Yani alakasız, seni ilgilendirmeyen şeyler konuşma. O artık bir ıslak gibi olmuş. Ma la ya'ni. Evet. Mesela la ubali de öyledir. La ubali bir fiil Arapçada. Ene la ubali. La Arapçada olumsuz yapıyor. Mesela la ilahe illallah diyor da ubali ben önemsemiyorum demek. Bu bir zamir, bu fiil. Yani la ubali ben önemsemiyorum demek. O bize bir kalıp olmuş, la ubali olma. Yani önemsemiyorum diyen adam kafasında olma demek gibi bir şey. Yani bir şey böyle baştan sağma vesaire tarzında olma. Bize bir vasıf olarak alınmış. Evet söyle. Evet. Evet o kod oradan çıkıyor. Aynen. Öyle düşünebilirsin. Yani bütün şeyde ana şeyde ne diyorlar ona? Kernel mı diyorlardı? O şeyde ana kod var dediğin gibi. Ya, zat oluyor. O kod olmasa o kodu ele geçirseler onu sonra ne yapıyorlar? Üzerine eklemelerle onu ne yapıyorlar? Geliştiriyorlar. Open source mu oluyor? Açık kod oluyor. Ondan sonra ona ekleme yapıyor. Ama eğer ki o ana kodu olmasa o program hiç olmayacak. İşte o ana zat gibi düşün, onu o yapan şey. Diğeri ise ona arız olan, ona layık olan, ona bitişen şey. Diğer o ekleme kodlar. Mesela o kodları alıp üzerine başka bir kod eklediğinde onu değişik manada kullanabiliyorsun. Ama o ana kod olmadan diğerleri olsa da bir işe yaramıyor. Gibi düşün. Aynen çok güzel bir örnek.
Evet. Bunun içindir ki bir kaziyede insanı mevzu, dahik lafzını mahmul yaparak insan dahiktir denilse. Bu kaziye doğru ve vakaya mutabıktır. Bakın. Zaten arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. Zat dediğimiz şey işte mevzu olur. Mevzu zattır. Yani bizim cevher dediğimiz şey budur. Cevherler İlimlerdeki zat mevzu. Tabii mevzu. Evet. Peki haber yüklemler ne olur arkadaşlar? Yüklemler hep vasıftır. Yüklemler arazdır. Mesela hep bir şeyi biz neyle vasfederiz? O yüzden 10 kategori diye bizim makulatul aşere dediğimiz bir şey var. 10 kategori. Mantıkçılar, felsefeciler 10 kategori olarak kainatı 10 kategoriye ayırıyorlar. Yani diyor ki cevher ve araz ve arazlar. Arazlar 9 kategori. Yani biz bir şey diyoruz ki mesela bir zat koyuyoruz sonra onu vasfedeceğiz cümle olarak. Haberi bir cümle getireceğiz. Ne anlamında vasfedersin? Kemiyet diyorlar. Keyfiyet diyorlar. Mesela nasıllığını, ne kadarlığını, işte uzun mu kısalık bunlar hep nasıllığa giriyor. Uzun, kısa, güzel, çirkin. Bunlar hep nasıllığa giriyor. Keyfiyet. Kem ne kadarlığı, ne kadar şöyle, ne kadar böyle vesaire. Mesela mekan, zaman, hangi mekan ve hangi zamanda bulunduğuna dair bizim bütün zaman ve mekan zamirlerimiz, zaman ve mekan mefullerimiz buraya giriyor. Mesela bir olay anlatıyorsun şu mekanda, bir olay diyorsun şu zamanda, bak bu. Yani zaman ve mekan anlamında o cevherin özelliğini söyleme. Bunlar mesela 10 kategori dediğimiz makulatul aşere mantıkta, inşallah bunları öğreneceksiniz mantıkta. Yani bu şekilde bizim aslında yüklem diye koyduğumuz şey arkadaşlar nedir? Vasıflardır aslında. Bunların hepsi onu vasfetmek, arazlar yani. Arazlar cevheri vasfediyor. Cevherin kendisi araz olamaz. Cevherin kendisi yüklem olamaz. Cevher ne olur? Vasfedilir. Ama cevher cevheri vasfedemez. Yani o yüzden mesela mastarlar vasıf olamaz, sıfat olamaz veya cevher. Mesela nasıl adam bardak adam diyemezsin. Değil mi? Adam bardaktır diyemezsin. Bak iki zatı ne yapamıyorsun? Birbirine niteleyemiyorsun. Evet. Şimdi devam edelim. Zatiye kaydıyla. Niye zatiye dedi? Arazlar sadece zati değil. Araz-ı garibe de vardır. Araz-ı garibeden ihtiraz için. Onu dışarıda bırakmak için. Zira hiçbir ilimde araz-ı garibeden bahsolunmaz. Araz-ı garibeden şimdi söyleyecek. Araz-ı zatiye ne demek? Bir şeyin zatından neşet eden özelliktir. Ondan meydana gelen araz ve ahvaldir. Araz-ı garibe ise bir şeyin zatiyatından neşet etmez. Zatından çıkmaz. Başka sebeplerden. Gelir örnek vermemiş. Yani benim zihnime şu anda örnek gelir. Mesela insan vücudu üzerinden denersek. Yani insan vücudunun sağlığa bakan yönü değil de mesela çok daha az kullanılmayan bir özelliği. Yani aslında bununla alakalı örnek veriliyor da şu an zihnime gelmedi. Yani insanın bizim insanın zatına bağlı olan bir özelliği de dıhkiyeti. Gülme özelliği. İnsanın düşünme, mesela hayvan niye gülemiyor? Fikir düşünme olmadığı için. Tekellüm de öyle, konuşma. Bu da zata bağlı bir özellik. Yani sende akıl, fikir olunca konuşabiliyorsun. Hayvan konuşamıyor. Bir de araz-ı garibe dediğimiz insanın yani bu zatına bağlı olmayan özellikleri. Biz bu özelliklerini istemiyoruz. Çünkü zat bizim için temel ve o zata bağlı olan hallerini istiyoruz biz. O zata bağlı olan halleri üzerinden meseleyi vasfetmek istiyoruz. Evet, bahs nedir? Lafzına gelince bahs demek lügatta araştırmak, tefahhuş. İstilahta bir şeyi diğerine ham ve ispat etmek. Burada bu mana ıslahisi maksuttur ki araz ve ahvali zatiyeyi mevzu ilim üzerine hamletmek demektir. Yani onun üzerine ne demek? Onun üzerine koymak demektir. Bundan anlaşılır ki bir ilmin mevzuu, o ilimde zikrolunan meselelerin de mevzuu olur. Araz-ı zatiye de mesail-i mezkurenin mahmullerini teşkil eder. Araz-ı zatiye de yani zati arazlar da yukarıda geçen meselelerin demek ki bir ilmin mevzu neymiş? O ilimde zikrolunan meselelerin de mevzu. Yani hangi ilim meselelerden bahsediyorsa onun da mevzudur. Araz-ı zatiye de mesail-i mezkureni, yukarıda geçen meselelerin mahmullerini teşkil ediyor, mahmullerini oluşturuyor. Nitekim usulü fıkıh meselelerinde, mesela delili şer'i mevzu, onun araz ve ahvali zatiyesinden biri de mahmul olur. Mesela şer'i delillerden bir tanesi mevzudur, onun arazlarından, onun zati hallerinden biri de mahmul olur. Mesela delillerden biri, söyleyin Kur'an. Diyorsun ki Kur'an, bakın bu mevzusu onun. Kur'an bizim mevzumuz. Peki biz bu Kur'an'ı neyle istiyoruz? Araz-ı zatiyesini, onu da mahmul yapacağız. Yani yüklem yapacağız. Diyoruz ki Kur'an nedir? Şer'i hükümleri ispat eder. Bak Kur'an'ın bir özelliğini söyledik. Hangi özelliğini söyledik? Bizim usulü fıkıhta kullanacağımız bir özelliği. Mesela sen de aynı cümleyi
bir tıpçı olarak şeyde kur insan vücudunda. Peki insan? İnsan, insandaki kan dolaşımı fizyoloji bilimi ispat eder mesela. Veya insan şu kadar kemikten oluşur mesela. Bak ne açıdan ele alıyorsun? Bu açıdan. Felsefeciye söylediğinde insanı başka açıdan ele alacak. Tıpçıya söylediğinde başka açıdan. Çünkü o evet hepsi o zatı konuşuyor. O zatı zaten temel olarak almış. Ama o zatın ahvalinden, hangi ahvalinden? Zatına bağlı olan ahvalinden, o ilimden bahsedecek şekilde, o yönüyle. Kaziyesi de bir mesele usulü. Mevzu'u delil-i şer'inin bir nevi olan emir, mahmulü de araz zatiyede bulunan, mesela diyorsun ki vücub ifade eden emir. Mesela emir bizim için ne değil? Bir mevzudur. Şer'i delillerin bir çeşididir çünkü emir. Diyorsun ki emir vücub ifade eder. Bak emrin bir özelliğini söyledik. Söylediğimiz bir şey mevzu, bizim kullandığımız deliller. Onu vücub ifade eder sözü nedir? O da onun mahmulüdür. Evet. Mahmul yani o için... Yüklemi. Tabii yüklemi, sonucu. Ona bağladığımız araz yani. Evet, işte mesail ve kavaid-i ilmiyenin tertibi ilmi ve fennisi bu minval üzere olur. Bak bütün meselelerin ve ilmi kaidelerin. İşte diyorum ya, usul-i fıkıh sadece sizin usul-i fıkıh veya İslam ilimleri öğrenmeniz değil. Bakın bütün ilimlere bakışınızı değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Değiştirir. İlim bu şekilde öğrenilmiş olsaydı şu anda bizim üniversitelerde şurada burada aldığımız eğitim, aldığımız ilim çok farklı anlatılırdı. Ama o kadar anlatılıyor ki yıllarca o ilmi anlatan adam dahi bu ilme bu şekilde bakmamış. Ama bu ilim, bizim bu tarzdaki bir anlatım 14 asırlık bir tecrübeyle gelmiş. Niye faydalanmıyoruz biz bu tecrübeden? Yani mesela kendi alanın uzmanı olan bir adama böyle anlatsam, o adam o ilme öyle baksa, belki diyor ki evet ya ne kadar hayretengiz bir durum. Yani evet bak böyle. Çünkü burada anlatılan şey, yani burada felsefesi yapılan şey aslında işin bir ilmin değil. Yani mahiyetin felsefesi yapılıyor. Yani bunların hepsi kainatta tabii bütün ilimler için geçerli şeyler, geçerli esaslar. O yüzden ne dedik? Usul-i fıkıh mesela ilimlerin zirvesidir. Çünkü ilimler lafza bakar. Bu da lafzın nasıl kullanılacağını gösteriyor bize. Evet. İşte mesail ve ilmi kaidelerin ilmi tertipleri ve fennisi bu minval üzere olur. Bu, bazen meselenin zahir elfazına nazaran bu tertibin tebeddül etmiş olduğu zannolunursa, yani bu tertibin değiştiği düşünülürse, bu hal ıstılah-ı ilmiyenin mahvu ispatından mütevellit bir tebeddülü zahiridir. Yani o ilmi ıstılahların birbirine ispatının mahvedilmesinden dolayı. Bundan kaynaklanır. Tebeddül hakiki değildir, gerçek değildir. Bu yanlıştır. Mesela has hükmü kat'i icap eder mesele-i usuliyesinde. Zahire nazaran delilin araz-ı zatiyesinden olan has, mevzu-u mesele vaki olmuş zannolunur. Sanki burada mevzu yapılmış zannedilir. Hakikat-ı halde ise öyle değil. Bu meselenin mevzu-u edille-i şer'iyeden olan nazımdır aslında, lafızdır. Yani kitap ve sünnete şamil olan nastır. Zira has demek aslında nazma has demektir. Yani has nazmı demektir. Yani kitap ve sünnete şamil olan nastır. Zira has demek nazma has veya has-ı has, nas-ı has yahut delili has demektir. İhtisari kelam için orada mevsuf ibareden has olunmuştur. Yani vasfı zikretmiş, ya cömert geldi. Aslında cömert adam geldi demek istiyor. Burada sıfatı olan lafz-ı has onun makamına ikame edilmiştir. Evet, mevzu bu kadar arkadaşlar. Tabii bu zor gelmiştir size. Yani bunu bizim şu andaki modern üniversitelerde şurada burada okuttuğumuz usul fıkıhla giriş kitapları asla bunu almıyor böyle. Bu kitabın özelliği bu. Bu kitap bizim eski kadim yöntemle. Yani şurayı okuduğunuzda siz artık usul fıkhın o en devasa eserlerini açın. Oradaki meseleler bunlardan bahsediyor. O yüzden ağır bu. Bu en ağırı. Bu kadar detaylı veya da detaylı demeyeyim. Çok detaylı anlatmıyor ama şey var. Yani bu şekilde üst perdeden bizim modern kitaplarda asla, yani usul fıkha giriş kitaplarına bakın, bunların hiçbirinde bu yok. Asla yok. O yüzden bunlar zor. Ben zor olanları almayın. Bunları ama yarın ihtiyaç duyduğunuzda dönüp bakacaksınız. Fakat biz burada şunu anlıyoruz. Yani genelde bize mevzu sanki konu gibi algılanıyor. Aslında konu değil. Daha farklı. Ama konuyla da alakası var. Yani meseleler başkadır. Mevzu başkadır. Bizim hani bahsettiğimiz neydi? Bir ilme başlamadan önce bilinmesi gerekenler. İnne mebadiye kulli fennin aşara el haddu vel mevdu'u thümme temara
Sonra mesailü vel ba'du bil ba'd şey mesailü diyelim en son ve fadduhu ve nisbetun vel vadi' vel ismul istimdadu hukmu şari' mesailü vel ba'du bil ba'd iktefa ve men derel cemi'i hazel şerefe. Hatırladınız değil mi? Bir ilmin Arapçasını, Türkçesini hatırlar. Bir ilmin bir ilme başlarken bilinmesi gereken 10 tane esas vardır diyordu. Bir o ilmin haddi, tanımı. Onu yaptık. O yüzden buraya geçti. El haddu vel mevdusu, ona mevzusu. Vel haddu vel mevdu thumme semara. O ilmin semerası. Yani ben bu ilmi okuyunca ne elde edeceğim? Sonra fadluhu, fazileti ne? Nisbetin, o ilmin nisbeti ne? Diğer ilimlerle alakası ne? Ve fadluhu ve nisbetin vel vadı. O ilmi vaaz eden kim? Kim vaaz etmiş? İşte onu geçen derste gördük tarihinde. Yani o ilim nasıl geldi, nasıl vaaz edildi burada gördük. Vel ismul istimdad. O ilmin ismi ne? Niye bu isimle isimlendirilmiş? Onu da gördük tanımı içerisinde. İstimdadı ne? Bu ilmin dayanakları neler? Hangi ilimlere dayanıyor? İşte delillerde onları görüyoruz. İstimdadı hükmü şari. Şari'nin hükmü nedir? Bu ilim içerisinde şari'nin hükmü nedir? Yani şari Teala bu ilimde ne karar, ne hüküm vermiş? Vel mesailu. Bu ilimde ele alınan konu başlıkları neler? Bakın bunları bildiğin zaman o ilme hakim oluyor. Şu anda da bunu yapıyor. O yüzden mevzuna girdi tarifinden sonra. Burada kalalım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.